Hocam güzel bir soru geldi. Hoşuma gitti. Sanatçılar nasıl ilham alıyor ve bunun bilimsel açıklaması var mı? Oo, bu soruya eller havaya hoy hoy hoy. Inspiration. Bu arada Türkçe ilham, daha doğrusu muhtemelen Arapçadır da ilham kelimesinin kökenini, etimolojisini bilmediğimi fark ettim. Bugün kendime görev olarak yazıyorum. İlham etimoloji. Size de tavsiye ederim. Etimolojisine bakmadığınız kelimelerin muhakkak bakın ama İngilizcesine bakmıştım. Inspiration diyoruz ya ilham için İngilizce. Inspiration aynı zamanda nefes almak demek. Bu kadar seyyar, bu kadar havadar bir şey aslında ilham diye bahsettiğimiz mesele. İlham bir tanımlayacak olursak, daha önce tanımını yapmadım, ilk defa deniyorum, sürçülisan olursa affola. Bir fikrin, bir eserin ya da bir durumun bir bütün olarak zihinde belirmesi haline verdiğimiz isim. Tabii buna ben zihin diyorum, bir başkası ruh diyor, bir başkası kalp diyor, önemli değil. İçsel dünyada bir bütün olarak belirmesi. Şimdi bilgi ya da plan ya da fikir parça parçadır. Aksiyonlar, neden sonuç ilişkileri, tık tık tık. Belli bir dizi sonrasına gelir. Mesela ben konuştukça bir şeyler falan ayabiliyorum. Bu mesela biraz konuştuktan sonra gelen fikir olduğu için buna fikir diyoruz mesela. Ama ilham bir bütün olarak doğuyor. Aynı bir nefesin bütünlüklü olması gibi yani. Bir anda içine dolu veriyor ve seni tazeliyor. İşte sana bir enerji veriyor vesaire. İlham hep bir soru işareti. En çok da bir bütün halinde olması meselesi büyük bir sorun. Mesela birçok besteci, sanatçı vesaire eserlerini zihinlerinde bir bütün halinde önce deneyimlediklerini, bir ressam resmin bitmiş halini canlı gibi gördüğünü, işte Mozart bestelerin bütünüyle, bir konçertoların falan bütün bölümleriyle kafasında bir anda çaldığını, sonra sadece kendisinin bunu işte notalara dökmekle uğraştığını falan çok anlatıyor. Benim naçizane böyle tecrübelerim var. Müzik yaptığım dönemde genellikle sabah kahvaltılarında aniden aklıma sözleriyle beraber şarkılar gelirdi. Onları böyle kaydeder şey yapardım. Hala o kayıtlarım durur bir kenarda. Böyle bir anda oluşuyor. Ve ben de yıllar içerisinde bu ilham denen meseleyi merak ettim. Yani nasıl olabiliyor diye. Çok da zor bir mesele değil anlamak açısından. Sıklıkla anlattığım bir örüntüsel bilgi sistemimiz var bizim. Bu duygusal tabana dayalı bir sistem. Bizim duygularımız aslında bir veri toplama ve yorumlama aygıtı. Öyle düşünelim. Fakat bunun topladığı veriler aklımızın topladığı verilerden çok daha kompleks. Çok fazla bileşeni aynı anda alıyor. Detaylarını bilincimize danışmadan kaydediyor. Ve adeta işte bugün adına derin öğrenme dediğimiz yapay zeka yönteminde de olduğu gibi içeride kendi kendine ilişkiler kuruyor. Tabii bu kurduğu ilişkiler bizim duygusal dünyamızla, hani idimizle, süper egomuzla bilmem neyle var ya, sizin jargonda zihinsel bölümlerimiz diyelim, ruhsal bölümlerimiz. Onların önceki içeriğiyle çok alakalı. Yani bu canlı, bu organizma, bu insan nasıl bir yerden geçmiş, neler tecrübe etmiş, hangi duygusal deneyimleri yaşamış, ona göre tamamen içsel, öznel bir takım yeni bağlantı ağları, yeni deneyimler arasında bağlantı ağları oluşturuyor. Ve bu ağlar, burası benim teorim sevgili arkadaşlar. Yani daha önce bunu bu şekilde anlatan görmedim ama sallayayım. Sonuçta hipotez, yani teori denmez buna. Bu hipotezim benim. Muhallebi yapmışsanız daha önce, İşte sütün içine bir şey koyuyoruz değil mi? Bir toz, ot, bilmem ne bir şeyler. Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Ne diyor tariflerde? Kıvamlanıncaya kadar karıştırın. Bir şey dikkat etmişsinizdir. O böyle karıştırırsınız, karıştırırsınız, karıştırırsınız. Bir yerde kaşık aniden zorlanmaya başlar. Lök diye böyle bir kıvam alır. Orası o sıvının, yani karışımın kendi kendini yeni bir hale organize ettiği kritik bir eşiktir. Belli bir sıcaklık ve sürede oraya gelinir. Yani belli bir süre ısı verirsiniz. Isı birikir, birikir, birikir. Bir eşik noktadan sonra ani bir faz değişimi olur. Buna kendi kendini organize eden kritik nokta deniyor kaos teorisinde, kaos biliminde. Zihnimizde de böyle bir şey var gibi. Belli bir doygunluğa eriştiğinizde bir anda bir kıvam artışı, bir ortaya çıkış, bir zuhur ediş, bir işte emergent diyorlar İngilizce ona. Beliri veren bir şey ortaya çıkıyor. İşte ilham aslında son derece karmaşık ve duygusal, zihinsel mahzenlerin anlamlı bir bütün bularak bizim bilincimize "Bak ne buldum" diye vermesi gibi bir şeye benziyor. İlhamın melekler tarafından getirildiği. Hep söylenir ya, ilham meleği diye bir laf var. Nedensel ilişkiyi bir türlü kuramadığımız içindir. Yani o birden beliren şeyin nereden geldiğini bilmezsin. George Cantor, bir matematikçi, sonsuzlara dair teorisinin bütüncüllüğünden o kadar etkilenmiş ki Tanrı'dan direkt mesaj olarak bunun geldiğine inanıp hafif balatayı sıyırarak akıl hastanesinde maalesef hayatını sonlandırmış. O kadar muhteşem ve kendisinden öte bir şey olur.
bulmuş bunu. Ve aynı zamanda sanatçıların bu özelliğine aşina olan ve sanatsal yaratımla içli dışlı olan insanlar ortak olarak hep şunu söylerler. Bir eserini gösterir mesela. Bir yazdığı kitap olabilir, bir resim olabilir, müzik eseri. Yani bunu ben yapmadım. Geldi. Şimdi bizim mesela tasavvuf kültüründe bazı tasavvuflar bu bana yazdırıldı ifadesini kullandığında bizim bugünkü bazı gerzekler onları şizofrenlikle bilmem neyle, Tanrı'dan ilham almakla falan aniden böyle biraz juvenil olarak itham edebiliyorlar. Yani çocukça bir itham bu. Çünkü gerçek ilham sahipleri o yaptıkları şeyi kendilerinin yapmadıklarını bilirler. Bunun illa göksel bir kaynaktan gelmesi gerekmez. Bizim zihnimizin karmaşık mahzenlerinin işi zaten böyle soyut yapıtlar üretmek, bizim dikkatimize sunmaktır. Bazı insan bunları rüyalarında belki geçişken imgeler olarak, bazıları akıllarına gelen işte böyle enteresan ya da uçuk kaçık ipe sapa gelmez fikirler olarak deneyimlerken, bazısı kendi zihinsel derinliğine önem verip oraya konsantre olup onu ifade edebilecek herhangi bir dili yolda öğrenip, resim olur, heykel olur, ne bileyim sanatın herhangi bir dalı olur, yazı olur, bunu öğrenip o ilhamı ifade etmeyi seçiyorlar. İşte biz onlara sanatçı, biz onlara yaratıcı insanlar diyoruz. Hepimizin zihni ilhamlarla mücehhezdir. Çünkü sistem bunu üretmek üzere kurgulanmış. İnsanın doğada hayatta kalmasını sağlayabilen belki de, yani bana sorarsan en önemli özelliklerden biri. Düşünsene taşları birbirine vurarak kıran biri lan ben bundan bıçak yaparım dediği anda aslında bir ilham gelmiş oluyor. Ve birçok çözümü aslında biz analitik aklımızın plan programıyla değil, ilhamlarla doğan imgelerle ya da vizyonlarla çözüyoruz. O yüzden ilhamı küçümsemeyelim. Hayatın her alanındaki zıplatıcı bilgiler bence oradan geliyor. Hocam benim çok değer verdiğim bir ilham geldiğini de düşündüm. Tarihteki en önemli anlardan biri olduğuna inandığım o mağaraya el izini bırakan kişi, ona nasıl bir ilham geldi? O nasıl bunu diğer nesillere aktarmaya karar verdi? Bir kitap vardı bende. Mağara duvarı resimlerinin sırlarını anlatıyor. O kitaba daha başlarken ben de bu konuyu çok merak ediyorum. Benim aklıma bazen böyle pis düşünceler gelir. O güne zaman makinesine gittiğimi düşündüm ve şöyle bir şey gördüğümü hayal ettim bir anda. Elini şöyle boyaya batırıyor, duvara yapıştırıyor. La bakın la bakın iz kalıyor diye arkadaşlarınca bütün olay oymuş meğersem. Onlar da hakikaten mi lan falan diye böyle yaparken bize o izler kalınca bu da olabilir. Ama pek öyle değil gibi. Biraz daha derinden dipten bir şey var. Yoksa modern insanın başlangıcı olarak kabul etmezdik bunları. Dolayısıyla kendimize öyle çok analitik varlıklar muamelesi yapmasak iyi olacak. Hayatımızın çok küçük bir kısmı akılcı ya da analitik. Geri kalanı bayağı bir doğuşkan ve ilhama dayalı. Ha, ne güzel son oldu. Valla konuyu ben de sevdim. Ne soruymuş evet. Ya. Valla kim sorduysa... Evet, adını yazmamışız soruyu. Bana da açılım yaptı. Yani bir sizin de ilginç bir ilham tanımınız varmış hocam. Ben daha önce denk gelmemiştim. Çok hoşuma gitti. Ben de bu şekilde tam denk gelmemiştim. Yani biraz böyle bu konuyu yazıp çizdiğim bir konu ama daha önce tanımlamamıştım. Hocam ilham geldi diyebilir evet, ilham, misiniz? Evet aynen ilham sorusuyla ilham geldi işte. Ben de konuşarak böyle öğrenen adamlardan biriyim. O yüzden çenem durmuyor belki de. Hocam çeneniz öyle demeyin ya. Neden öyle dediniz bir an şey? İyi bir şey canım bu. Allah durdurmasın. Güzel güzel böyle. Konuşuyoruz işte. Aynen. Ama bu hafta yeterince konuştuk. Süremiz mi? Aa!